Merhaba arkadaşlar. Bugün Vatan Bilgisayar'dan almış olduğum ürünleri tanıtacağım. Aslında kutu açılımı pek yapmıyorum kanalda. Kutu açılımlarına bundan sonra yer vereceğimi söylemiştim. Birkaç tane kutu açılımı yapmıştım. Bunları da hazır almışken anlatayım. Belki laptop veya telefon almak isteyen arkadaşlar veya monitör. Yani bu cihazlardan herhangi birini almak isteyen arkadaşlara biraz olsun aydınlatmış olabilirim. Şu an tersanede çalıştığım ofisteyim. Burada cihazların kurulumlarını, konfigürasyonlarını, tanımlamalarını yapmadan önce kutu açılımlarını yapmak istedim. Yani çünkü insanlar hangi laptop alayım, şu laptop şu oyunu kaldırır mı? Veya fiyat performans açısından en uygun ürün hangisidir diye soran çok var. Ben de sürekli genelde alışverişlerimi reklamda olsun aslında. Çünkü en uygun orası Vatan Bilgisayar. Şu an Neomarin'den Tuzla'da olan Neomarin'den alıyorum ben genelde. Tuzla'daki Neomarin'deki arkadaşlar da yardımcı oluyor sağ olsunlar. Kampanyada ürün olduğu zaman haber veriyorlar. Ben şu an aldığım laptop veya kasa, monitör bunların hiçbirinde kampanyadan yararlanmadım. Çünkü geçen hafta kampanyasını kaçırmıştım. Genelde ürünler hafta sonu kampanyaya giriyor. O yüzden laptop, telefon gibi ürünleri alırken hafta sonu olmayı tercih ederseniz kampanyada ürünleri yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ne aldık? İlk önce ufak olanlardan başlayayım. Muas aldım. Bunlar 250 lira üstü alışveriş yapanlara normal fiyatı bunun yaklaşık 50 lira kadar %50 indirim oluyor. 50 lira üstü alışverişlerde. Ben de Microsoft'un Windows 10 için yine uyumlu kablosuz Wi-Fi mouse'larını aldım. Yani bunları açtıktan sonra tekrardan göstereceğim. Performansı nasıl, kullanılabilirliği nasıl. Yani altına mousepad koymadan hassaslık ayarlarını tabii yapabiliyorsunuz ama bunlardan bahsedeceğim. Ama basit bir şey. Eğer kablosuz mouse almak istiyorsanız 250 TL üstü alışverişlerinizde uygun fiyata güzel mouse'lar alabilirsiniz. Orada bunun dışında farklı mouse'lar da vardı alabileceğiniz. Onun dışında telefon aldım 3 tane arkadaşlar. Telefonlar burada görüldüğü gibi. 2 tane Galaxy Grand Prime aldım. Bu Grand Prime'ların özelliklerinden biraz bahsedeyim size. Grand Prime'ın özelliklerini aslında şuradan da bakabiliriz. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi LED flash ekran var. Ve 4 çekirdek. Normalde buna benzer Asus'un telefonları vardı 1000 lira. Tabii ben buna yaklaşık 799 demişti ama 50 lira bir indirim oldu. Bir de şöyle bir durum var. Sürekli alışveriş yaptığınız yer ise Vatan. Orada indirim talep edebiliyor oranın çalışanları. Kim ürünlerde indirim alabiliyorsunuz. Ben sadece indirim aldığım ürünler, telefonlar diyebilirim. Dediğim gibi 800 liraya aldım. Şu Grand Prime'ın özelliklerini gördüğünüz gibi. 8 GB RAM var arkadaşlar üründe, telefonda. Bunları tabi ayrı ayrı da inceleyeceğim. Sadece şu an yüzeysel geçeceğim. Fiyat olarak inceleyeceğiz. 1.4 GHz bir işlemcisi var. Onun dışında ekran boyutu 5 inç. Arka kamera 8 megapikselken ön kamera 5 megapiksel. Yine hemen hemen F3 ayarında bir telefon. Galaxy Grand Prime. Tabi F3'ün yerine ne kadar doldurur bilmiyorum. Ben şu an videoları yine F3'ünü de çekiyorum. Burada bu telefonların birkaç üst modeli. J2 var, J5 var ama J7. Bunda indirim vardı. O yüzden J7 almayı tercih ettim. Umarım ilerleyen videoları bu telefonla çekmeyi düşünüyorum. Galaxy J7 ile. Bunun özelliklerine bakacak olursak ilk önce fiyatını söyleyeyim. Bunlar 799'du. 750 lira gibi bir fiyata geldi. Ben bunu daha önce kampanyada 700 liraya da yakalamıştım. 2 tane almıştım yine. Galaxy Grand Prime bende 2 tane cep telefonu vardı. Yani 700 liraya da aldığım olmuştu. Şu an 750-800 lira falan geldi. Onun dışında Galaxy J7 aldım. Burada da bu 16 GB bir RAM var. 16 GB RAM'in dışında işlemcisi ve ekran boyutu diğerine göre biraz daha farklı. İşlemci olarak arkadaşlar bir de bunda parmak izi okuma teknolojisi var. Şurada finger scanner diyor. Yani parmak iziyle telefonunuzu kilitleyebiliyorsunuz. Parmak izi okuma özelliği var. Onun dışında 13 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera var. Bu da gayet iyi. Metal kasası var arkadaşlar. Bunları zaten telefonu çıkarırken inceleyeceğim ayrı olarak. 16.6 GHz
Yine işlemcisi var. Söylemiştim bunu. Bunun işlemcisi de diğerinde olduğu gibi 4 çekirdek ve 16 GB bir hafızası var. Gayet güzel arkadaşlar özelliklere bakımından. Yani fiyat olarak 1350 lira arkadaşlar şu telefon. Yani 1350 liraya o an mağazada bulunan fiyat performans açısından en iyisi buydu. Tabi Asus'ların da var. Asus'un da ürünü vardı. Onları tercih etmedim. Sürekli Samsung kalıyorum. Vestel'in ürünlerini de tercih edebilirsiniz. Vestel'in Türk malı. Yine kendi ekonomimizi canlandırmış olursunuz. Tabi şu ana kadar Vestel almadım ama ilerleyen zamanlarda Vestel marka telefon almayı da düşünüyorum. Şimdi Asus burada bir bilgisayarımız var. Bunun özelliklerine değineceğim. Bunu ne kadar aldığımızı söyleyeyim ilk önce. Bu laptop modelini gördüğünüz gibi E40 E402S. Bunun sadece işlemcisi bakımından biraz sıkıntılı diyebilirim. Sıkıntılı değil de yani işlemcisi i3 olsa çok daha güzel olurdu. Celeron işlemci olduğu için biraz o kısımda sadece performans açısından düşük kalabilir. Celeron işlemci olduğu için. Açtığımız zaman tekrar inceleyeceğim. Ama fiyatını söyleyeyim hemen. Fiyatı 1399 lira. Yani 1400 lira. Biraz ekran boyutu olarak küçük. 14 inç bir ekranı var. Bunun avantajı ise SSD olması için de. SSD var. 128'lik SSD. Bu da yani hızda bir 10 kat fark ediyor. Tabii mağazada çalışan 15 katlıydı ama yaklaşık 10 kat fark eder. Onun dışında toplamda 4 GB DDR3 RAM var. Şurada VLAN bu şeyinden bahsetmiş. Wi-Fi kartından bahsetmiş. 802.11. Bu standart zaten piyasadaki ismi Wi-Fi olarak geçiyor ama normal bunun ismi 802.11'dir. İşletim sistemi Windows 10 64 bit var. Ben bunu tabi dokunmayacağım. Çünkü bunu dışarıda bir kullanıcıya vereceğiz. Diğerlerine. Yani burada farklı incelememiz gereken başka bir şey yok diye düşünüyorum. Zaten bilgisayarı açtığım zaman kutularını ayrıca inceleyeceğiz her birini. Şurada yine Asus'un, daha önce incelemiştim. Asus'un X550V marka bir bilgisayarını. Gerçekten güzel bir bilgisayar. Performans açısından memnun kaldığım için tekrardan bunu seçme gereği duydum. Tabii kasa tip olarak kaldı bir tek. Bunu inceleyeceğiz. Daha sonra bunu aslında ne kadar incelemeye gerek var bilmiyorum ama fiyat açısından değerlendireceğiz. Tabii şunun fiyatı, onun fiyatını da söyleyeceğim. Ona da 4000 lira para verdik şu gördüğünüz laptopa. Bunda i7, 16 GB RAM var. 1 TB hard disk var. Tek eksiği SSD olmaması. Bunda 256 GB bir de SSD olsa tamam, tadından yenmezdi. Şöyle bir 18,5 inç bir monitörümüz daha var. Bunu da inceleyeceğiz. Buna da yaklaşık değil tam olarak 275 lira verdik. 18 inç bir monitör. Şu daha önce aldığım Philips monitörlerden. Bunu incelemiştik. Daha önce incelemesini yapmıştık. Bu Philips monitörüm. Kanalda var zaten. Böyle bir kutu açılıyor yapmıştım. Yani memnun kaldığım için yine Philips'i tercih ettim bu monitörünü. Çünkü fiyat açısından diğerlerine göre daha uygun. Ve 23 inç bizim işimizi görecektir. Şunu farklı departmanda çalışan, sürekli bilgisayar kullanmayan mühendisler var. Onlar sadece mail alışverişi için kullanıyorlar. Bir de Word, Excel. Ama şunu sürekli bilgisayar başında olacak bir departmana vermeyi düşünüyorum. Pazarlama departmanında çok sık kullanılıyor çünkü. Oradaki bir kullanıcının monitörünü büyüteceğim. Onun için aldım. Ayrıca şöyle bir kasamız var. Bu kasa i3. Bunun yine incelemesini yaptık mı bilmiyorum ama böyle bir kasa aldım daha önce. Sanırım kurulum yapmıştım üstünde ama kasa açılımı yapmamıştım. Yani kutu açılımı yapmamıştım. Arkadaşlar bu şekilde. Bir de benim kendi şurada kullandığım laptop var. Şu an odamı değiştirdiğim için geçici olarak laptopumu koydum sadece bu masanın üstüne. Ayrıca kullandığım bir monitör daha var. Ek monitör. Onun da aslında kutu açılımını yapamam şu an. Çünkü kullanmaya başladım. Gayet memnunum. Onun markası da neydi? Tam hatırlamıyorum ama. Yine inceleriz. Yani hiçbir marka bir monitörüm daha var. Onu da inceleyeceğiz. Şu an kutu açılımlarını sırasıyla yapalım. İlk önce telefonlardan başlayacağım kutu açılımlarını yapmaya. Daha sonra diğerlerini sırasıyla inceleyeceğiz arkadaşlar. Ya da mouse'tan da başlayabilirim. İlk mouse'tan başlayalım. Küçük olan bu çünkü.
Videomuzu yine Wireless Mobil şeklinde başlık atar. Ayrıca yayınlarım bunu da. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Aldığımız ürünlere kısaca bir göz attık sadece. Onun dışında sırasıyla tüm ürünlerimizi incelemeye başlayacağız. Sorunuz olursa videonun altında da sorabilirsiniz. İstemiş olduğunuz bir ürün varsa sürekli alışveriş yapıyorum zaten vatandan. Alır onu da inceleriz, sıkıntı olmaz. Oyun konusunda da yine bilgisayarları kurduğum zaman oyuncu arkadaşlar da onun için bir inceleme yapacağım. Kendi kullandığım bilgisayar da şu şekilde. Samsung'un bir bilgisayarı, 4 GB RAM var. İşlemcisi i5. Yani memnunum şu an, bilgisayarı çok zorlayacak bir şey yapmıyorum ama ilerideki safhalarda değiştirmem gerekecek.